dünyanın renkleri değişti. Onlar ilerledikçe dünyanın sesleri, sessizlikleri değişti. Şekilleri sonra, kapıları, kapılarından girip çıkanları değişti. Gülenleri, ağlayanları, yürüyenleri değişti. Ağaçları, çimenleri, yaprakları değişti. Güzellikleri, çirkinlikleri değişti. Hatta bütün bunlarla ve daha başka şeylerle birlikte mesafeleri, boşlukları ve bu mesafelerle bu boşluklarda gezinen kokuları da değişti. Ne kadar bildik, tanıdık bir dünya ama bir o kadar da farklı. Boşluklara itilen ve de kör kuyulara bırakılanların hikayesi. Beni kör kuyularda, Hasan Ali Toptaş. Uzun zamandır yazın dünyasında olmasına rağmen kendisinin o muazzam kalemini Kuşlar Yasına Gider romanıyla keşfettim. Daha ilk sayfalarında beni avucunun içine alıp bir an olsun bırakmayan roman, hayatın sıradanlıklarının içindeki mucizeyi öyle güzel yansıtmış ki, işte Toptaş'ın son incisi, Beni Kör Kuyularda romanı da bende aynı etkiyi yarattı. Özellikle muammadan olağan dışına doğru ilerleyen yolculuk, insanın adeta bam telini titretmekte. Roman Güldiyar ve annesi Bahriye'nin konuşmalarıyla başlar. Güldiyar'ın taşa dönüşen gözyaşlarına ailesi bir çare bulmaya çalışırken, talihsizlikler peşini bir türlü bırakmaz. Zincirleme gelişen olaylar ışığında insanların keşmekeşliği, rezilliği, seyir merakı ve bu merakın doğurduğu acımasızlığın vicdan denen kavramı parçalaması satır aralarında verilmek istenir. Ayrıca yazar yaşananlara dur demek isteyenlerin anında susturulması ya da onlara deli gözüyle bakılması gibi aslında toplumun hafızasından bir türlü yıkılmayan betonlaşmış fikirleri de gözler önüne serer. Toptaş'ın yer yer halk söyleyişleriyle, efsanelerle yüklü derin anlatımlı üslubu yok mu? İnsanı alıp gerçekten bir kör kuyuya atıyor ve romanın sonuna kadar da kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Roman bitimine doğru ise çıkmakta tereddüt edeceğiniz başka bir manzara sizi karşılayacak. Orada hem bizi hem dünyayı yansıtan Yaşar Kemal'in üslubunun biraz da Gabriel Garcia Marquez'in büyülü gerçekçiliğinin havasını hissederiz. Lakin Hasan Ali Toptaş öyle yeni tatlar katar ki tadına doyulmaz bir eser çıkarır ortaya. Toptaş'ın yazınımızın unutulmaz isimler arasına gireceği şimdiden aşikar. Keyifli okumalar dilerim. Hoşça kalın.